siz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni etkinliklerin, paket etkinliklerin, bir sürü paket açılabilen etkinliklerin hem paket açılımları var hem arkadaşlar bu hesabı aldığımız oyuncular vesaire var. Gerçekten inanılmaz bir video oldu. Hem paket açılımı isteyeceksiniz hem arkadaşlar yeni etkinlik, rekabet etkinliğinden kadro kurma görevleri var. İnanılmaz şanslı bir paket açılımı mı değil mi, ortalama mı, artık siz karar verirsiniz arkadaşlar. Biraz garip bir paket açılımı oldu ve ama bayağı bir para paket açtık arkadaşlar. Bayağı şeyler yaptık ve video bayağı güzel oldu. İkon falan da alıyoruz arkadaşlar etkinlik konu. Bu video çok güzel olacak arkadaşlar. 2500 beğenide yeni bir paket açılımı, yeni bir bu tarz video gelir. O yüzden arkadaşlar like'ları gömçür, yemin ederim çok önemli. Çünkü bu videolar sürekli gelmiyor. Bu videolar neden az like alıyor ya? Şu like sesini bir kontrol edin arkadaşlar. 1B, 2B, 3B kaçsa basın şu like tuşuna, bir gaza getirin beni. Ve eğer Fimobil oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanalda her türlü Fimobil içerikleri bulabilirsiniz. Hem bilgilendirici hem eğlendirici. Düşündürücü değil arkadaşlar. Bilgilendirici ve eğlendirici bence yeterli. Abone olun, like atın. Ekran gitti arkadaşlar. Neyse, hadi geçelim. Bu hesapta felaket paketler var. İlk olarak zafer teklifi paket açacağız bir tane. Ve ben en son bu paketi açtığımda Mönye çıkmıştı. Rica ediyorum Mönye çıkmasın. Lütfen 101 gen çıksın ya. 101 ve üzeri yani, fark etmez. Ronaldo da gelse güzel olur. Manchester United'da transferi oldu. Bakalım. Bastık arkadaşlar. Ve Cristiano Ronaldo geliyor mu? Heyecan dorukta. Cristiano. Mönye. Yine Mönye. Ben bu pakette asla şanslı olamıyorum arkadaşlar. Benim bu pakette şanslı olmamı beklemeyin. Ve Premier Lig'den paketleri açmaya başlıyoruz. Tabii ki de 104 gen değil hedef. Asıl hedef 104 değil ama... Şu 100 gen oyuncu şansı, 100 üzeri oyuncu çıkma şansı %15, %14.70 ihtimalle 100 gen üzerinde oyuncu çıkabiliyor arkadaşlar. %14.70. 7 tane paket açacağız. Bir tane çıksın artık 100'ün üzerinde ya. Haydi bismillah diyoruz. İlk paketle başladık. Haydi yey, ver artık. Ver bir 100 gen ver. İlk paket geliyor. Geldi. Geldi ilk paket. 98'le başladık. En kötüsü mü la? Yok, 96 en kötüsü. 96 ile 97'ler inanılmaz ucuz olduğu için 98'e üzülmedim. 98'de başladık. Ama 100 genin üzerine çıkarmak istiyorum. Çok kötü değil ama 7-6 paket kaldı. 96 ve 97 mümkünse hiç gelmesin. 98'in ihtimali kaçmış? Ulan 98'in ihtimali %19. 100 artı çıkma ihtimali %14. Hemen hemen yakın ihtimal. Bir 100 artı ver ya. Hadi kankam. Hadi abi. İkinci Premier Lig geldi. Bakalım. Ne geliyor? 99. Bir tane yükseldik ve 99 geldi. 98-99'lukların fiyatı yakın ama yine tatmin etmedi. 100 artı çıkmadan tatmin olamayız. 100 artı çıkarmamız lazım tatmin olmak için. 99 geldi. Güzel, fena değil. Güzel geldi. Gayet iyi geldi. Haydi hocam. Daha güzel şeyler istiyoruz. Haydi. Göster gücünü. Güzel bir şeyler. Rekabetler paketi. Şöyle güzel bir şeyler olsun ya. Hadi ya. Rekabetler paketi geliyor. Hadi hocam. 1.98, 1.99'dan sonra hiç güzel olmadı. Ve Moise Keane, Dean Henderson galiba. Ve Lo Celso çıkardık. Ama 100'ün üzerinde henüz bir kart yok. Rica ediyorum 100'ün üzerinde. Özellikle 102 ve üzeri çıkarsa çok iyi olur ama şansları çok düşük arkadaşlar. Ama gelir belki. Belki çıkar. Şansımız yaver gitsin. Haydi hocam. Haydi gel artık. Gel buraya. 98 abi. Arkadaşlar 4 tane Premier Lig açtık. Hesabın sahibi Premier Lig istiyordu. O yüzden Premier Lig'e daha çok ağırlık veriyorum ama bir tane Lig 1 açacağım şu anda. Sonra Premier Lig'e devam edeceğim. Bir tane Lig 1 açmak istedim. Karışık şanslar ama bir tane Lig 1 açmak istedim. Bakalım Lig 1'den bir 101 artı gelir mi? Haydi Lig 1. Lig 1 oyuncuları pahalı dediler çünkü chatte ve Lig 1 oyuncuları güzel de olabilir. Yani kim çıkarsa fark etmez ama inşallah güzel. 100'ün üzerindeki oyuncular çok iyi de değil ama iyi değil diye zaten kimse açmıyor. Az bulunduğu için de pahalı oluyor oyuncular. Bir tane Lig 1 açıyorum. Bakalım bir Lig 1'den ne gelecek? Haydi Lig 1. Göster gücünü. Yardır hocam. Haydi Lig 1. Güzel bir şeyler. Lucas abi hep 98, hep 98 ya. Bu ne 98 sevdası? 3. 98. Hadi abi. Hadi. Tatmin olalım. Lütfen tatmin et. Şu an bak çok şanssız, çok kötü hissetmiyorum kendimi ama tatmin olmadım. Bu kadar paketten tatmin et bizi. Haydi hocam. Haydi son 2 paket kaldı. Rekabetler paketi geliyor. 100'ün üzerinde ver artık. Bak vermek zorundasın 100'ün üzerinde. 3, 2, 100 gen geldi mi? 100 gen geliyor mu? 100 gen gelmedi. Ananı, Gabriel geldi. Ve son paket için 1875 cevheri verdik. Artık eSport şu %15 şanstan bir tane 100 gen ver. Zaten 7 pakette bir ortalama vermen lazım.
Hadi ver bir tane. Hadi artık. Lütfen artık. Abi şanssızla ortalama arası bir paket açılımı oldu bence. Bir tane 100, birer daha 99 artı ve bir tane 100 isterdik. Bir tane 99 geldi. Hiç para etmiyor. Mönye'nin zaten fiyatı yazmıyor. Gabriel Martinelli. Yani Kurnaya bakalım. Yine Lig 1 bak çok daha fazla para ediyor. Aslında hepsini Lig 1'den açabilir misiniz ama çocuk Premier Lig istediği için Premier Lig açtım. Ne istiyorsa onu açtım. Bir milli kahramanlar paket açılımına daha geldik. Toplamda 4 paket üst üste açacağız ayrı ayrı hesaplardan şu anda. İlk paket bu hesapta olacak. Takipçimin hesabındayız. Sonra kendi hesaplarımıza geçeceğiz. Haydi bakalım. Efe Ulusoy'un hesabı. Bastık bakalım. Lütfen 99 Mönye çıkmasın artık. Artık şu paketten 99 Mönye hariç bir şey çıksın. Bir de Højbjerg de çıkmasın. Hadi abi. İlk paket. Geldi. Gelmedi. Geldi. Gelmiyor. Arkadaşlar paket başta açılmadı. Sonra yine Mönye çıktı. Arkadaşlar bu hesapta açtığım 2 milli kahramanlar paketinden Mönye ve benim genel olarak açtığım son 3 milli kahramanlar paketinden Mönye çıktı. Ve şu anda bu hesapta da yan hesabımız biliyorsunuz Anıl Tukun'un yan hesabımız var bizim ikinci hesabım benim. O hesapta 2 tane paket açacağız. Onu da açacağız bakalım paketlerden neler çıkacak. Şimdi Anıl Tukun hesabında 2 paket birden birikti hiç açmadık. Bakalım bu hesapta neler çıkacak. Arkadaşlar evet yan hesabımızda şu anda bugünün 3. paketine geçtik. Ve 3. ve 4. paketini açacağız bugün bu hesapta ve şu ana kadar ilk 2 pakette de Mönye çıktı ve ben bugünden daha önce açtığım pakette de Mönye çıkmıştı. Artık Mönye çıkmasın. Haydi zafer teklifi. Artık Mönye gelmesin. Gözünü seveyim. Şov geldi. 101 gen çıktı sonunda be. Farkı fiyat farkı var mı? Ulan Anıl Utku yemin ederim şanslı adamsın. Bak bu hesaba 102 de çıkar belki. Bu hesaba belki 102 de çıkar. Lük Show'un fiyatına bir bakacağım abi. Ya çok pahalı değil abi ama en azından 101 çıkardık ya. Valla yeter Mönye. Son 3 paketi Mönye'ydi. Hayatımda ilk defa Mönye'den başka birini çıkardım. Ve 4. paketi. Günün 4. paketini açıyoruz. Bakalım bir 101 artı daha gelir mi? Mönye gelmesin lütfen. Mönye hariç her şey. Bak yemin ederim Højbjerg de olur ama 102 artı çok sevindirir. Ronaldo çok çok daha sevindirir. Haydi hocam. Gel hocam. Ver hocam. Ve Alvaro Morata. Şov ve Alvaro Morata çıktı. 2 tane 101 çıkardık. Toplam 4 pakette 201, 2 de Mönye çıkardık ama... Tabii ki de arkadaşlar bir 102 artı, 103 artı, 104 artı oyuncular da istiyoruz. Bakalım son yani şu anlık en azından bildiğimiz kadarıyla son milli kahramanlar paketinden ne çıkacak göreceğiz. Benim ana her zaman kullandığımız Selçuk hesabı var ya arkadaşlar. Tam böyle 50 milyon tane gen yükseltme bölümümüz olan Selçuk hesabına gireceğiz ve bakalım o hesaba ne çıkacak. Evet arkadaşlar geldik ve şimdi milli kahramanlar paketi bakın arkadaşlar. Coins miktarından vesaire Great of All Time hesabımızdan görüyorsunuz ki zaten arkadaşlar... Burada görmüş olacağınız, görebileceğiniz üzere bu benim hesabım. Ve benim hesabımdaki ikinci paketi açıyoruz. Benim hesabımdaki birinci paketi YouTube'da yayındayken açtım sanırım. Ve ondan Mönye çıktı. Galiba Mönye çıkma ihtimali yok bu paketten. Haydi hocam bir 107 Ronaldo. Benim hesabıma lazım olur. Güzel gider. Coins'leri katlarız. Mükemmel olur. Haydi açıyoruz. 3, 2, 1 dedik bastık. 104 artı. 107 artı bir şeyler. %1 şansı da olsa ver artık. Zafer teklifi. Açtık bakalım. Ne geliyor zafer teklifinden? Alvaro Morata. Yani maksimum 101 mi çıkartabildik abi? Gerçi sahabında da bir paket vardı arkadaşlar ve Alvaro Morata çıktı. Her neyse fena değil. En azından çok çok şanslı değil ama bu videoda şanslı paket olmadan ben video atmam YouTube'a biliyorsunuz. Çok güzel şanslı bir paket inşallah vardır. Paketlerin devamına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bizim yan hesaptayız ve bizim yan hesapta şu anda etkinliği neredeyse bitiriyoruz. Hep birlikte şu anda göreceğiniz üzere bir oyuncu daha alacağız şu anda. Öncelikle Diego Carlos'u buradan 8 milyon 163 bin coin'i alıyoruz. Ve arkadaşlar Arthur'da 8 milyon 220 bin coin'i alıyoruz. Yani toplamda 16 milyon 300 bin harcadık. Aynı zamanda 13,5 milyon da harcamıştık. Yani arkadaşlar buraya geliyoruz ve toplamda 30 milyon harcadık şu ana kadar. 30 milyona bu görevi burada görmüş olduğunuz Ultimate rakip puanı görevimizi tam 30 milyon coin vererek... Görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz ve arkadaşlar buradan hemen etkinliğimizi seçelim. Etkinliğimizin adı rekabetler tabii ki de. Buraya bir Alan koyuyoruz. Sonrasında buraya bir Arthur koyuyoruz ve buraya bir Diego Carlos koyuyoruz. Tam 30 milyon coin'si basıyoruz arkadaşlar. Gönder diyorum, onayla diyorum ve arkadaşlar 30 milyon coin'si bastık ve rekabet paketimiz toplamda 35 puan ulaştı ve Peter Che ve aynı zamanda da Inzaghi görevlerini de tamamladı. Oradan da bir oyuncu seçip birazdan ikon oyuncumuzu da alacağız. Ve bir tane daha 107 genlik bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Bu ikisini birden yapacağız.
En pahalı hangisi ise bakacağız. Ve arkadaşlar en pahalı 107 genlik oyuncuyu sizlerle birlikte birazdan alacağız. Ve aynı zamanda da ikonu alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda pazardayız ve etkinliğin en pahalı oyuncusu 44.5 milyona şu anda da gözümüzün önünde satılan Paulo Dybala. Gerçekten 35 milyona falan alıyoruz. Ve 44.5'a satabiliyoruz. 5000 CFR'de 10 milyon coins kasmış olacağız. Aynı zamanda da bayağı bir puan ekstra kasmış olacağız arkadaşlar. Ve derece de kasmış olacağız. Hemen geliyoruz ve 5000 CFR arkadaşlar buradan rekabetler puanı alacağız. Ama tabii ki de diğer rekabet puanını alacağız. Hemen gelelim arkadaşlar buraya ve 5000 CFR'e 5 Ultimate rakip puanını alıyoruz arkadaşlar. 5000 CFR'i bastık. Ve arkadaşlar 5 tane Ultimate rakip puanımız var. Hemen ana sayfaya geliyoruz. Ve Rival Rise'a giriyoruz. Buradan da arkadaşlar sizlerle birlikte Dybala'yı da alacağız ve etkinliği artık bu hesapta oyuncu alma olarak tamamlıyoruz. Ana hesapta kimseyi almadık. İkinci hesabımızda ikinci oyuncumuzu alıyoruz. Bir tanesini gen yükseltmede almıştık. Ve bir tanesini de arkadaşlar şu anda ya bu paket açılımı videosudur ya da ekstra bir videodur. Videonun ne olduğunu videonun başına zaten söylemişimdir. Paulo Dybala rekabet paketinden tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Dybala görmüş olduğunuz gibi geliyor kadroya. Arkadaşlar 45 milyon ediyor. Kadroda da kullanılabilir mi diye bakıyorum. Top sürme boost'u var. Aslında kadroda da kullanılabilir. Aslında Werner satılıp Dybala da kadroda da kullanılabilir. Bakarız duruma göre ama şu anlık satılabilir. Bilmiyorum. Werner'in de boost'u derecesi aynı seviyede arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Dybala'yı buraya koyduğumuzda daha da iyi özellikleri var aslında. Yani bilmiyorum aslında bu konuda kararsız da kaldım ama şu anda Werner çok çok ucuz olduğu için Dybala'yı şu anda satmak çok mantıklı ama Dybala'yı buraya koyarsak gen de arttırabiliriz. Yani gerçekten fena olur. Bu hesap gerçekten felaket ilerliyor arkadaşlar. O zaman Dybala'dan 12 boost'u olan Kaka'ya bir derece transfer yapalım arkadaşlar. Dybala'yı şu anda kullanma taraftar değiliz. 2.750.000 coins ama derece transfer sonuçta arkadaşlar. Devam et diyeceğim ve 2.750.000 coins'e Dybala'dan derece transfer yaptık. 44.5'a satılmıştı. Ben de 43.999'a koyacağım Dybala'yı. İnşallah satılır arkadaşlar. Hemen pazara geldik. Ve buradan 2 tane de derece kasmış olduk arkadaşlar. Bu hesabın geni gerçekten uçuşlarda şu anda. Dybala'ya giriyoruz. Ve arkadaşlar 43.999'a sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz gibi koyuyoruz. Ve buraya da 43 milyon şeklinde yazıyoruz. Gönder diyoruz arkadaşlar. Diyoruz. Ve dedim arkadaşlar bakalım satılacak mı, inşallah satılır. Ve Lukšov'a da bakalım. Lukšov'un fiyatı bu şekilde. Morata'yı da merak ettim, bakacağım. Morata da burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. İlk paketi açıyoruz şu anda. Bakalım ilk paketten ne çıkacak. Yan hesabımdayız. Anıl Utkun hesabındayız. Ve arkadaşlar ilk paketten ne geliyor? Duje Koleta Kar geldi. Yüzgen oyuncu çıkardık. İşte Yüzgen. Yayında konuşmuştuk. 99 üstü garanti %100 çıkartacağım demiştim. Ve Yüzgen Koleta Kar çıktı. Çok iyi oldu. İkinci pakete geçiyoruz. İkinci paketten 31 puanımız kaldı bu arada. Ve arkadaşlar oyuncumuz da satıldı. Video şu anda mükemmel ilerliyor. Yemin ederim video var ya, o kadar anormal güzel ilerliyor ki anlatamam. Basıyoruz rekabetler paketine ve ne geliyor? Ne geliyor? Dante Bonfim Costa Santos geliyor. İki tane oyuncu da çıkardık. Gayet muazzam oldu. Ve arkadaşlar son paketi açıyoruz. Tam 31 puanımız varken bir paket daha açıyoruz ve coins geldi bu sefer. Ama 3'te 1 coins gelmesi doğal. Ve arkadaşlar gerçekten yüzgen üzerinde oyuncu çıkma şansı %7'si, yani %10 ihtimal yüzgen oyuncu. 10 pakette 1 yüzgen oyuncu çıkar ve bizi yüzgen oyuncu çıktı, yemin ederim 10 pakette 1 çıkacak şey, 3 tane de çıkardık. Bugün şanssız bir paket açılımıydı şu ana kadar. Ama arkadaşlar bu videonun şanslı olmasını şu anda sağladı ve kale takarı çıkardık. Buradan da birazcık coins gelir. Ve hatta arkadaşlar videoda aldığımız ödülümüz burada görmüş olduğunuz gibi. Dybala'yı da 44 milyon coins'e sattık görmüş olduğunuz gibi. Ve tam 119 milyon coins'imiz oldu. Hesap gerçekten, bu hesap gerçekten çok iyi ilerliyor arkadaşlar. Dybala'nın da fiyatı düşünce belki alırız ama zaten arkadaşlar o kadar derece aktarımı gerçekten GG yapabilir bizi. Hayvan gibi de derece aktarımı yaptık. Yakın zamanda zaten bu hesaba gen yükseltme de yapmıştık arkadaşlar. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda şanssız, ortalama şanslı paket açılımlarının ardından sonra da ortalamanın bir tık üstü bir paket açılımı oldu. Ama arkadaşlar Dybala'yı da aldık sizlerle birlikte. Bence gayet güzel bir video oldu. Hem etkinliğin paketlerini açtık, hem ayrı ayrı paketler açtık. Başka etkinliklerde paket açılımı yaptık. Hem de arkadaşlar ekstradan etkinlikten oyuncu aldık, etkinlikten ikon aldık. Ve daha biz ne yapalım arkadaşlar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.